Vektörünün toplanmasına ait misal meseleleri həll edelim. Səhifə 163. 12-ci tapşırığa baxaq. Aşağıdakı şəkilləri ölçmələrlə dəftərinizə köçürün. A bəndində vektorları toplamada yerdəyişmə və qruplaşdırma xassələrini tətbiq edin. Hər bir xassə üçün daha bir nümunə də siz çəkin. Burada A bəndi artıq tətbiq etmək, burada şəkillər verilib. Bunu öz dəftərimizə köçürsək, biz də çəksək. Belə bir deməli iki vektordur. Qara şəkillərlə, qara xəttlərlə çəkilən vektorlardır. A vektoru və B vektoru. Bu da B vektorudur. Bunların cəmini tapmaq üçün toplamaq üçün deməli burada birinci şəkildə də verilib, burada üçbucaq qaydası ilə toplamaq olar. Bir bu olar. Birinci vektorun başlanğıcı ilə ikinci vektorun sonunu birləşdiririk. Bu olur A üstə gəl B. Bu bir üsuldur. İndi burada deyir, daha bir nümunə də siz çəkin. İkinci nümunə üsul da çəkilib burada kitabda. İkinci üsulda B vektorunu köçürdüb A vektorunun başlanğıcına. B vektoru köçürülür bura. İkinci üsulda paralelogram qaydası ilə toplanılıb. A vektorunu da bu da A vektorudur. Paralelogram qaydasına görə iki vektorun cəmi paralelogramın diaqonalı bu iki vektorun cəminə bərabərdir. Üçüncü burada göstərilmir. Üçüncü nümunəni biz çəkik gözümüz. Tutaq ki, bu A vektorudur. A vektoru. Bu da B vektorudur. Burada daha bir nümunə necə göstərmək olar? Burada hər iki birinci kitabda göstərilən üsulda B vektoru köçürülüb. Biz A vektorunu köçürsək, yəni birləşmə qaydasına görə A üstə gəl B, bilir ki, B üstə gəl A-ya bərabərdir. Biz indi A-nı köçürsək burada, A-nı paralel olaraq elə köçürdük ki, başlanğıcı B vektorunun sonuna düşsün, paralel olaraq köçürdürük. Bu da oldu A vektoru. B üstə gəl A vektor, B üstə gəl A verir bu iki vektorun cəmini. B üstə gəl A. İkinci şəkildə baxaq. Bu ikinci şəkildə vektorlar, yəni qara xəttlərlə çəkilən bu A vektoru, B vektoru və bir də C vektoru. B vektoru, C vektoru. Kitabda artıq iki üsulla bunlar toplanıb, qruplaşdırılıb. Biz üçüncü bir üsulda, burada göstərilib birinci üsul A ilə B-ni qruplaşdırıblar. Əvvəlcə A ilə B-ni toplayıblar. A üstə gəl B vektoru alınıb. Sonra onun üstünə C-ni gəliblər, alınıb A üstə gəl B üstə gəl C. Bu qırmızı vektor. İkinci üsul isə B ilə C-ni qruplaşdırıblar. B ilə C-ni B-nin üstünə C-ni gəliblər. Alınıb B üstə gəl C vektoru. Sonra onun üstünə A-nı gəliblər. A ilə B üstə gəl C-nin cəmi də bunu verir. İndi biz qruplaşdırıq. Burada A ilə B-ni qruplaşdırırlar. B ilə C-ni qruplaşdırırlar. Biz A ilə C-ni qruplaşdırırıq. A üstə gəl C-ni tapaq. Bu A vektoru, bu C vektoru. A üstə gəl C-ni tapmaq üçün C vektorunu və yaxud da A vektorunu sürüşdürək, bir də A-nı, tutaq ki, A-nı sürüşdürək C-yə tərəf. Yəni elə sürüşdürürük ki, A-nın sonu gəlib üçün C vektorunun başlanğıcına. Paralel olaraq köçürsək belə bir vektor gəldi bura. A vektoru gəldi bura. Bu olur A vektoru. Bu da C vektoru. Bu iki vektorun cəmi
toplayan da A'nın başlangıcıyla S'nin sonunu birleştirecek. Bu verir bize A üste gel S'ni. A üste gel S buna beraber de indi bunun üstüne B'ni gelir. B'ni de B'nin topulmak için B'ni de sürüştürecek. Bunun başlangıcı artık bu A üstte ya S'nin başlangıcı buradadır. Sonu da burada. B'nin ya bura sürüştürebiliriz veyahut da S, bu tarafı sürüştürebiliriz. B'ni sürüştürsek bu tarafa A'nın başlangıcına B'ni ile sürüştürdük ki onun sonu gelip şu A vektörünün başlangıcına. Bu da olsun B vektörü. Bu B vektörü. Şimdi B vektörünün başlangıcıyla A üstte ya S vektörünün sonunu birleştirirse bu da olar A üstte ya S vektörü üstte yer veyahut da birinci B'ni yazalım. B üstte yer A üstte ya S vektörü. Bu da bir numune. Şimdi bakalım 13. tapşırığa. 13. tapşırıkta verilir. A, B, C, D paralelogram. Y ise onun diagonallarının kesişme noktasıdır. Her bir ifadeye uygun vektörün adını yazın. Biz çekelim bu şekilde biz de böyle bir paralelogramdı. D. Diagonalların kesişmesi Y noktasıdır. Y noktasıdır. Burada vektörler böyle oklarla gösterilip bu iki taraf beraberdi. Bu iki taraf da beraberdi. İndi bize burada birinci A bendinde A, Y üstte yer Y, B vektörlerinin cemini tapın. Her bir ifadeye uygun vektörün adını yazın. Birinci A, Y üstte yer Y, B. Tapak bu vektörleri şekilde A, Y vektörü bu Y'de A, Y vektörü budur. Y, B vektörü. Y, B vektörü de budur. Onda bunların cemi A, Y'nin yani Y, B'nin cemi olarak A, B. Beraberdi A, B vektörüne. İkinci D, Y üstte yer Y, B. Yazılıp bura. D, Y üstte yer Y, B. Beraberdi. D, Y bu da Y, B de bu da. İki ardıcıl vektörlerdi. Kalyenar vektörlerdi. Bunların cemi verirler bize D, Y'ni. Birincinin başlangıcı, ikincinin sonu. D, B vektörüne. Üçüncü S bendi. B, S üstte gel B, A. B, S üstte gel B, A vektörü. Bakalım B, S vektörü budur. B, S vektörü. B, A vektörü ise budur. B, A. Başlangıcı B'de bulalım. Bu iki vektörün cemi paralelogram kaydasına göre olar B, D vektörü. B, D vektörü. B, S ile B, A'nın cemi B, D vektörünü verer. Dördüncü D bendi. A, D çıkılsın D, B. Daha doğrusu A, B çıkılsın D, B. A, B çıkılsın D, B vektörü. A, B çık D, B. A, B vektörü budur. A, B vektörü. D, B vektörü da budur. Bu iki vektörün ferdi. A, B, bu da D, B. A, B'ni köşeler A, 1, 2, D, S beraberdir A, B'ye. Burada yazsak D, S beraberdir A, B olduğu için bu tutak ki A, B'dir. A, B bu da D, B. İndi D, D, S'nin
AB'nin yerine yazarım DS'ni. DS çıkılsın bura gelir. DS AB çık diye bir beraber olur. DS çıkılsın. DB. İkinci vektörü saklarım oldu şimdi. Beraberdi. Şimdi DS çık DB'ye baksak. DS çık DB. Bir noktadan çıkmış iki vektördü. Bunların farkı azalan DS'ydi. Çıkılan DB. Onda DB çıkılanın sonuyla azalanın sonunu birleştirerek ve istikamet de olacak azalana taraf. Yani onlar BS. Beraber de BS vektörüne. Onda burada AB çık DB. AB çık DB. Beraber olarak BS vektörüne. DB. Y bendir bakalım. A Y çıksın, Y B çıksın, B S. A Y çıksın, Y B çıksın, B S. Bu farkı tapak. A Y vektörü harno. Bu A Y vektörü de A Y çıksın, Y B bu. Sonra çıksın BS. Burada iki tane çıkma ameliyatı var. Ona göre de biz bunun iki defa yerini getirdik. Birinci A'ya çık, YB'ni tapak. Bunu yazabiliriz. AY çıksın, YB çıksın, BS. Buradan beraberdi. AY çık YB. AY bu da YB. Bu iki vektörün farkı. Bu iki vektörün farkı üç bucak kaydasına göre burada bunlar için yazabilir ki YB'nin tersi. Burada fikir verirsek AY çık YB'de. Bu AY YS'ye beraberdi. Diagonalin ortadan bölünüp AY YS'ye beraber. Onu da biz belirledik. AY'ni sürüştüre getirsek bura. AY'ni sürüştürsek bura. AY'nin yerine yazabilir YS. Yani bu ifade mötercesi içerisinde YS çıksın YB. Şimdi bu iki bir noktadan çıkan iki vektörün farkı YS çık YB çıkılan demek azalan olur YS. Bunun yerine yazabiliriz. YS çık YB. Bu ise kalsın olduğu için BS beraberdi. YS çık YB. Azalan YS. Onda bunların farkı olarak çıkılanın sonu YB noktasından azalanın sonu S. B noktasından S'ye olan vektör. BS. Bunun yerine olarak BS çıksın, BS. Bu da bize verir. Bu da bize verir 0. BS çık, BS beraber 0. Ama bunu böyle uzun yoldan halletmemişten evvel birinci bakma olar ki bu ameliyatı daha kısa hansı yolla eləmiyorlar. Buna bak. Tapşırığa baksa bu bende. AB çıksın. Daha doğrusu buna. AY çık. YB çık. BS. Bu vektörlere fikir verin. AY çık. YB çık. BS. Biz birinci YB çık. YS'nin yerine getirsek. YB çık. YS. Daha doğrusu toplasak. Bunu böyle yazsak. Bu ifadeni AY beraber AY saklayalım. Çık YB YB üstte yer BS. Möterceye saldım bunları. Möterceye alanda burada olan üstte yer. YB üstte yer. BS ise bize verir YS vektörünü. YB üstte yer ise üçbucak kaydasına göre. Onda bu da beraber olan AY bu kadar olduğu kimi AY çıksın YS YS vektörü.
Bu da beraberdi. AY, bu da YS. İkisi de beraber vektörlerdi. Çünkü diagonal ortadan yarı bölünüyor. Eğin uzunluğu da, eğin istikamette. Yani YS'nin yerine yazabilir ki menfi YA. O da beraber olur sıfıra. Böyle bir sorunda halledilmiyorlar bunu. Şimdi bakalım. F bendiren B A üstte yer A Y üstte yer Y D üstte yer D S. Küçüldürüm bunu buraya. Bu vektör B A üstte yer A Y A Y üstte yer Y D üstte yer D, S. Beraberdi. Şimdi şekil gel tezden çekil. Çünkü orada artık çok karalama oldu. A, B, S, D. Bir de diagonallar değerli. Şimdi bakalım bizim bu tapşırığın bir F bendirim. B, A bu vektörler G'deli. B, A burada bulu. Üstte yer A, Y. Bu da Y. A, Y. Sonra üstte yer Y, D. Sonra üstte yer D, S. Bunu ardıcıl bir toplamadı. Burada hatta gruplaştırmaya ihtiyaç yoktu. B, A. Üstte yer A, Y. Sonra Y D üstelik sonra da D S. Başlangıç demeli B noktasıydı. Buradan gelip bura, gelip bura, bura, bura. Demeli vektörün cemi olacak B S. Gruplaştırmayla da bunu halledemiyorlar. B A üstelik A B A üstelik A Y birinci iki vektör. B A üstelik A Y B A üstelik A Y buna beraberdi. B Y'ye. Yani bunun yerine yazabilir B, Y. Üstte yer Y, D, üstte yer D, S. Y, D. Üstte yer D, S de beraberdi. Y, S ya. Bu ikinin de yerine yazabilir Y, S. Şimdi bu iki vektör B, Y. Üstte yer Y, S beraberdi. B, S vektörle. G bendine bakalım. S, Y, üstte yer D, S. S, Y, üstte yer D, S. Düştüm. S, Y, üstte yer D, S. Şekile bakalım. S'ye vektör hansıdır? S, Y vektörü budur. S, başlangıç S, sonu Y. İkinci vektör ise D, S. D, S. Bu sadece olarak yerleşmeyle ise D, S. Üstte yer S, Y. D, S, üstüye S, Y bize verir. D, Y'ni. Beraberdi D, Y'ye. Yerleşme kanunu yerlerini değiştirdim. D, S, üstüye S, Y. Beraber D, Y'ye. H bendi. A, D, üstüye D, B. A, D, üstüye D, B. Vektörlerin cemi. Bakalım A D hansıdır? A D. Bu şekilde bakalım A D. Üstte yer D B. Bu da D B vektörü. Bu iki vektörün cemi üç bucak kaidesine göre birer A B'ni. Beraberdi A B'ni. Ve sonuncu A B çık S B çık D S. Küçüldük bunu. A B çık S B çık DS. Çık DS vektörleri. Yine şekilde kaydı şekilde bu vektörleri gelirli. AB bu AB vektörü. Çıksın SB. SB de bu da. AB çık SB çık DS. Bu da DS. Bu gör ki vektörler herisi bir yerdedir. Gel bunu tezden çekeyim bu şekli. Bir de çekeyim. Daha yakışık göstermesi için. A, B, S, D. Bizden
lazımdı. A B vektörü, C B vektörü ve bir de D S vektörü. 3 tane vektörümüz çektik, belirledik. Bu A B, S B ve D S. Bu fergi tapmak için A B çık, S B çık, D S'nin. Burada D S ile S B gördük ki ardıcıl oldu birbirinden. D S ve S B. Onda bu ifadenin yazsak A beraber A B vektör. SB ile DS'ni gruplaştırarak çıkılsın. SB üstelik DS. Mötezden alsa yine de hemen bu ifadeni alırız. İndi bak SB üstelik DS'ni de yer değişmeyelisek burada. Beraberdi. AB vektörü çıkılsın. Burada yer değişmeyelik. DS üstelik SB. Beraberdi. İndi burada artık DS üstelik SB. DS ise SB bize verir DB'ni. Onda AB çıksın. Bu ifadenin yerine yazarız. DB. Bu da beraberdi. AB bu ise DB. Yani bunların ikisinin farkı ise AB'ni sürüştürsek burada DS'nin yerine AB burası sürüştürsek. Bu iki vektörün farkı yani birinin DS çıkılsın. Bunun yerine yazabiliriz. DS çıkılsın. DB. Bir noktadan çıkıp iki vektör. Farklar olacak. Demek çıkılandan çıkılanın sonundan azalana olan oh. Azalan budur. AB. Çıkılan ise DB. Beraber olur BS'ye. Çıkılanın sonuyla azalanın sonunu birleştirdik. Oh da azalana taraf olur. Bu bir usul. Burada ben bunu bakandan sonra böyle bir usul da görebiliriz. Yani DS ile bu iki vektör böyle top gelip bu yere gelip çıktıysa böyle bu usulla da elemiyorlar bunu. Buradan baksak yani tezdenle baksak bunu AB çık CB çık DS. Bu AB ile DS vektörleri AB ile DS vektörleri birbirine beraber vektörlerdi. AB ile DS de yani AB ile DS uzunluklarda beraber istikametlerde beraber. İkisi de birbirine beraber vektörlerdirse onda onların farkı sıfıra beraber olur. Yani bu ifadeni tezden küçültürüm buraya. AB çık CB çık DS. Bunu burada böyle bir gruplaştırma ile AB çık DS çık CB. Daha doğrusu yer değiştirmeyelim. DS ile CB'nin yerini değiştirdim. AB çık DS ise ikisi de aynı beraber vektörlerdi. İstikametlerde beraber, uzunluklarda beraber. Onda onların farkı olarak sıfır. Çıkılsın CB vektörü. Yani menfi CB vektörü. Menfi CB de beraber değil. CB'nin eksiği yani BS vektörüne. Yine de aldık hemen cevabı. Yani bu meseleleri bu her birini bir neçe üsullarla halletmeyi olar. Bakalım şimdi 14. tapşırığa. Kırmızı renkle çekilmiş vektörleri A, B, S vektörlerinin cəmi ile müxtəlif şekilde ifade etmekle vektörler üzerinde toplama əməlinin xassələrini gösterin. Bu şekli biz de çekelim. Deməli 1, 2, 3, 4, 5, 6 bucaqlı bir figurdur. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Ve bu başları kırmızı xəttlə çekiblər. Birləşdirirlər diagonalları. Bir de bunu. Burada bu S vektörüdür. Bu B vektörüdür. Bu A vektörüdür. Bu da A vektörüdür. Bu da B vektörüdür. Bu da S vektörüdür. Yani bu vektörler karşı karşı beraberdir. B vektörü, B vektörü A, A, S, S.
Biz bu noktalarda bir işareli A noktası olsun, bu B noktası, bu S, bu da D noktası olsun. Şimdi bu bizde hapşırıda diyor kırmızı renkte çekilmiş vektörlerden. Kırmızı şekilde renkte çekilmiş vektörlerden birincisi A, B vektörü. Demek A, B vektörünü biz ifade edeyim bu bir vektörlerin vasıtasıyla. Bu şekilden AB vektörü yazabilir. S üstte gel B. Birinci ile yani asan varyantlardan başlayalım. AB vektörü için yazabilir ki bu AB vektörü. AB vektörü beraber S üstte gel B'ye. Beraber S vektörü üstte gel B. Bu bir. Sonra AB vektörü için yazabilir. Şimdi bu sağ taraftan. A üstte yer B, üstte yer C. Bu A'nın istikametlerini görsel dönüşümü. Burada demeli C vektörü bu tarafaydı. Burada A vektörü bu tarafa. Bu da B vektörüydü. C vektörü bu tarafa. Bu da bu tarafa. Şimdi bunlar beraber. Karşılıklı beraberdi. Şimdi AB vektörü için sağ taraftan gitsek. A üstte yer B üstte yer C ve A'nın eksi. Yani çıkılsın üstte yer menfi A. Yazalım bunu. A, B beraberdi. A vektörü üstte yer B vektörü üstte yer C vektörü üstte yer menfi A vektörü. A üstte yer B üstte yer C üstte yer menfi A. Bunu da sonda A'la menfi A burada sıfıra beraberdi. Beraber olur B üstte yer C üstte yer. Yine hemen cevabı aldık. C üstte yer B, B üstte yer C. Bakalım ikinci vektörü. A üstte A C vektörüne. A C vektörü için birinci sol taraftan hareket etsek. Bu C vektörü. A C için yazabilir. C üstte yer B üstte yer A'ya. Beraberdir. C vektörü üstte yer B vektörü üstte yer A vektörüne. Şimdi sağ taraftan yakınlaşsa bura. A üstte yer B üstte yer C. Yine de A C beraberdir. A üstte yer B üstte yer C vektörü. Hemin vektörlerin cemini yerler değişir. Yerleri değişilir. Şimdi bakalım AD vektörüne. AD vektörünü de birinci soldan hareket edersek AD vektörü için yazabiliriz. C üstte yer B üstte yer A ve burada C'nin istikameti bu tarafıydı. Üstte yer menfisi. C'nin eksi. Yazalım da C üstte yer B üstte yer A üstte yer menfi C. Buradan da C'ler C'ne menfi C sıfıra beraberdi. Onda beraberdi. B üstte yer A ya. İndi ise sağ taraftan geçecek AD vektörünü topsal. A üstte yer B'ye beraberdi. AD beraberdi. A üstte yer B'ye. Yine de hemen ifadeni aldık. Yerler değişir. B üstte gel A. Burada ise A üstte gel B. Şimdi baksak bu vektörlere aslında gördük ki AB B üstte gel C'ye beraberdi. Bu ise A üstte gel B'ye. İndi bu vektörleri eğer burada bu hatlarda vektörlerin istikameti gösterilip yukarı tarafıydı. Onda bununla da demek tapşırığı yerine getirilmiş hesap etmiyorlar.